Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli ünlü bir markaya ait olan çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. Çantayı şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın, orijinalinde olduğu gibi raf ip ve deri kaplı bir burs kullandım. Ama elinizde böyle bir bursunuz yoksa, metal bursunuz varsa kendi ipiyle bursu sararak da metal olan düz bursu da kullanabilirsiniz. Ben video içerisinde paylaşıyorum detayları. Bu çalışma için iki yumak kullandım. Metal burs kullanıp da bursu iple saracaksanız eğer üçüncü bir yumağa ihtiyacınız olabilir. Bunu da başlangıçta belirtmekte fayda var. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım yansıyordur güzelliği. Çünkü bazen yansıtmakta zorlanıyorum. Canlısı gerçekten çok daha güzel. Şöyle çantayı detaylı olarak inceleyelim. Bakın, böyle karmaşık bir deseni var gibi duruyor ama öyle değil. Belli bir matematiği ve örüntüsü var. Bunu takip ederek öreceğiz. Sayılar öyle güzel oturuyor ki bunu bütün detaylarıyla sizlerle paylaştım. Bursu bile belli bir sayı üzerine oturtacağız. Biliyorsunuz burslu çalışmalarda düzgün oturtmak çok önemli. Bunda hiç öyle bir problem yaşamayacağız. Hemen şöyle tabanı da göstermek istiyorum. Bakın, sık iğnelerden oluşan dikdörtgen bir taban hazırlayacağız. Bunun da yapımı gerçekten çok çok kolay. Ve şöyle bakın, kafesler örerek çantayı duvar kısmını yükselteceğiz. Son aşamada bakın, bu trabzanlı kabarık olan noktaları örüp hazırlayacağız. Sonrasında da kaydırma tekniğiyle bursumuza örgümüzü monte etmiş olacağız. Bakın şöyle detaylı olarak diğer tarafını da görelim. Gerçekten muhteşem bir çalışma oldu. Bu arada çantamızın boyunu söylemiştim video içerisinde. 2,5-3 santime yakında buradaki deri olan bursa beraber çantanın boyu da uzuyor. 2,5-3 santim kadar, bunu da belirtelim. Bakın, çantamızın içi bu şekilde. İçerisine astar gelecek. Sizler astarlama yapamıyorsanız eğer içerisine torba koyarak da bu çantayı kullanabilirsiniz. Hatta bu haliyle dahi kullanılabilir ama astarlama yaptığımız zaman hem daha kullanışlı hem de çantanın ömrü daha uzun olmuş olacak. Bakın şöyle detayları göstermek istiyorum. Bursun kenarlarında böyle D'leri var bakın. Bu çalışmayı elde ya da kol altında kullanmak istemezseniz, eğer omuzda ya da çapraz takmak isterseniz bu D'lerden saplarınızı yerleştirerek de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir yapımı var. Elinizden hiç bırakmak istemeyeceksiniz. Böyle bir çalışmayı bir günde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Bütün detayları video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Çantam için kullanacağım malzemelerin tamamını Aksağ Örgü Butik'ten temin ettim. Ulaşabileceğiniz iletişim adresinin linkini aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilir, bu malzemelerden sizler de güvenle temin edebilirsiniz. Bakın, kullanacağım malzemelerim 2 yumak raf iplik olacak. Oldukça yumuşak. Aksağ Örgü Butiği'nin raf ipleri gerçekten eli hiç ama hiç acıtmıyor. Ben bu rengini kullanacağım. Bir de bakın, burada hazır deri kaplı burs kullanacağız. 20 santim ölçüsünde. Bu bursun birçok farklı renk seçeneği var. İletişime geçerek farklı renklerine de bakabilirsiniz. Yine raf ipin ve bursun da farklı renklerini görebilirsiniz. Malzemelerimiz bu şekilde. Tarifimize geçelim. Raf ipin şöyle dokusunda tek olarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın, örümü gerçekten yumuşacık. Kullanacağım tığ numaram da 3,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Burada toplamda şimdi 17 tane zincirimi hazırlıyorum. Toplamda 17 tane zincirimi hazırladım. Sizler tabanın enini, yani kısa kenarının uzunluğunu daha fazla istiyorsanız eğer daha fazla zincirle de başlayabilirsiniz. İpinize göre, ipiniz ince ise daha fazla zincir çekebilirsiniz. İpiniz kalınsa daha az zincirle de başlayabilirsiniz. Bu noktada değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi zincirimizin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum. Son çektiğim zinciri bırakıp bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. Bakın, şu noktaları kullanacağız. Kesik çizgilere batarak sık iğnelerimizi öreceğiz. Şimdi son zinciri bırakıyorum. 16. zincire batarak ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var, doluyorum. İkisini içerisinden geçirerek sık iğnemi ördüm. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batarak tekrar ilmek çıkarıp sık iğnemi örüyorum. Bu arada aramızda yeni başlayanlar varsa ve hızlı ördüğümü düşünüyorlarsa videoyu yavaşlatarak da seyredebilirler. Örgü bilenler bu kısımları birazcık hızlı
geçebilirler. Bakın bu şekilde her bir zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmek oluyor. Doluyoruz. 2 ilmeğin içerisinden geçirerek sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın son noktaya geldik. Son zincirinde arka kesik çizgisine batarak sık iğnemizi ördük. Burada 17 zincirle başladık. Toplamda 16 tane sık iğne elde etmiş olduk. Ben zincirsiz dönüşler yapıyorum. İlmeğimi hafif esnettim. Bakın örgümü direkt ters çeviriyorum ve gelen ilk boşluğa batıyorum, ilmek çıkardım, 2 ilmeğim var, doladım, ikisinin içerisinden geçirerek tekrar sık iğnelerimi örüyorum. Şimdi bakın sık iğnelerin tepe boşluklarına batıyoruz. Burada raf ipi inceltmeden örmek de çok önemli. İlmeği kısa tutuyorum, uzun geniş tutmuyorum. Burada kısa tutuyorum. Batacağım noktadan raf ipi çıkartırken bir miktar esneterek çıkartıyorum, doluyorum. Bakın aynı şekilde ördüğümde birazcık daha raf ip kendini belli etmiş oluyor. Yoksa diğer türlü kağıt ip gibi bir görüntü oluşu. Eğer çok böyle sıkı sıkı çekerseniz inceltmeden örmek önemli. Bakın buradaki ilmeği kısa tutuyorum. Batıyorum sık iğnenin tepesine. İlmek çıkardım. İlmeği çıkartırken bir miktar böyle esnetiyorum. Doladım. İkisinin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde çalışıyorum bakın. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine batarak sıra sonuna kadar geleceğiz. Hemen şu kısımda birlikte devam edelim. Hem de ipin nasıl örüldüğünü görün istiyorum. Bakın yumuşacık, eli hiç ama hiç acıtmıyor. Özellikle örgüye yeni başlayanlar varsa bu raf ipi denemelerini kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bakın sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örerek geldik. Son nokta başak şeklinde görünüyor. Bu noktaya da batıyoruz ve sık iğnemizi örüyoruz. Eğer örgüye yeni başlamışsanız, eğer bu sırada saydığınız zaman toplamda yine 16 tane sık iğnenizin olması gerekiyor. Sık iğneleri de nasıl sayıyoruz? Şöyle başak başak bakın ya da VV şeklinde bakın oldukça belirgin sayabilirsiniz. İlmeği esnetiyorum ve örgümü ters çeviriyorum ve yine gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıp sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Sizlere tarif etmiş olduğum gibi. Şimdi tekrar bu şekilde bakın. Bir düzden bir tersten örerek sık iğnelerimizi devam ettireceğiz. Uzun dikdörtgen bir taban hazırlamış olacağız. Şimdi yeteri kadar örelim. Kaç sıra ördüğümüzde paylaşalım ve santim olarak da hemen ölçüsünü sizlerle paylaşalım. Şimdi bakın burada 17 zincirle başladık. 16 sık iğneyi 32 sıra olana kadar devam ettirdik. Şimdi bu aşamada ölçü vereceğim sizlere. Şöyle örgümüzün eni bu aşamada 9,5 santim kısa kenarı. Uzun kenarı da şu an uzun kenarı da 24 santim. Şimdi bakın burada sizler farklı ölçülerde burs kullanabilirsiniz. Ben orijinalinde olduğu gibi böyle deri kaplı bir burs kullanacağım. Ama sizler böyle bir burs kullanmak zorunda değilsiniz. Normal metal burslara da sararak kendi ipiyle yine o şekilde de yapabilirsiniz. Yani burada bakın şöyle açalım bursumuzu. Bu arada kullanmış olduğum bursun ölçüsünü şöyle bir verelim. Bakın 20 santim ölçüsünde burs kullanacağız. 20 santim şöyle koyduğumda bursun bakın 20 santim olan kısımlarından bir miktar dışarı taşmalı ki bursa rahat bir şekilde oturtalım. Çünkü daha bu örgümüz yeterli değil. Bir sıra çerçeve yapacağız ve kafes yapacağımız sırada da yine artırmalarımız olmuş olacak. Bunu da belirtelim. Şimdi bakın 32. sırayı yaptıktan sonra hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın son noktaya bir kez daha batalım. 32. sıradayız. Son noktaya geliyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Aynı boşluğa geliyorum. İkinci sık iğne. Dönüş yapacağım için aynı boşluğa geliyorum. Üçüncü sık iğnemi örüyorum. Köşede 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum. Şimdi bir çerçeve yapacağım bakın sık iğnelerle. Şimdi bir sonraki gelen uygun boşluğa batıyorum. Bakın örgüyü elinize aldığınız zaman sizler de bu noktaları rahatlıkla göreceksiniz. Şimdi şöyle batalım uygun boşluğumuza. Bir tane sık iğne. Hemen şu araya batıyorum. Bir sık iğne buraya. Hemen şu noktaya bir sık iğne. Hemen şu ara noktaya bir sık iğne. Geniş boşluğa bir tane sık iğne şeklinde. Şimdi bakın böyle sık iğnelerimizi örerek devam edeceğiz. Burada uygun boşluklara sık iğne öreceğiz. Köşeye geldiğimizde şu bakın zincirli noktalara batacağız. Zincirli noktaya da yine 3 tane sık iğne öreceğiz. Köşe dönüş olduğu için. Sonra burada da artık bakın zincirli noktalar başak şeklinde görünüyor. Normal sık iğnenin tepesiymiş gibi bakın. Bu noktalara batarak sık iğnelerimizi öreceğiz. Sonra buradaki köşeye geldiğimizde yine 3 tane sık iğne.
Diğerlerine de yine uygun kenarlara, uygun boşluklara batıp birer tane sık iğne örüp şuradaki, bakın buradaki uç kısma, şuradaki ilk ördüğümüz sık iğne noktasına kadar ilerleyeceğiz. Şimdi köşeleri üçlü batalım. Diğer noktaları birer tane batarak buradaki uç kısma kadar gelelim. Bakın tarif etmiş olduğumuz gibi köşeleri 3 tane batarak diğer noktaları birer tane sık iğne örerek geldik. Şimdi buradaki son boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Ve şimdi geliyorum ilk sık iğnenin. Bakın başladığımız ilk sık iğne burasıydı. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Bu kaydırma noktasında bir tane sık iğne kabul edeceğim. Bu şekilde son sırada bakın çerçeve ördüğümüz sık iğneleri saydığım zaman bu kaydırma ile beraber toplamda 124 adet sık iğnem var. Şimdi kafesleri oluşturacağız. Kafesler 2'nin katından oluşuyor. Yani 2'nin katı ne demek? 2 artı 2 artı 2 artı şeklinde sık iğnelerimizin olması gerekiyor. Kafesleri o şekilde oluşturacağız. Şimdi 124 tane sık iğneyi ikiye böldüğüm zaman 62 tane kafesim oluyor. Sonrasında 62 sayısı 4'e bölünmediği için eksik kaldığı için toplamda 64 tane kafesimin olması gerekiyor. Bir tane buradan artış yapacağım. Bir tane de buradan artışlar yapacağım. Yapacağımız model 4'ün katı kafesten oluşuyor. Yani kutucuktan oluşuyor. 4 artı 4 artı şeklinde kafes oluşturmamız gerekiyor. Buradaki oluşturacağımız kutucuklarsa 2 artı 2 artı sık iğneden oluşuyor. Sayıları şimdi kademe kademe gittiğimizde daha rahat anlaşılmış olacaktır. Şimdi kafesleri yapmadan önce tabanımı ütülemek istiyorum. Çünkü duvarı çıktıktan sonra ütülemesi zor olacağı için. Şimdi bakın kaydırmayı yaptım. Burada bekliyorum. Tersten buharlı ütüyle güzelce örgümü ütüleyeceğim. Ütüledikten sonra duvar kısmını örmeye geçeceğiz. Örgümüzü bakın tersten buharlı ütüyle bastırarak ütüledim. Şimdi kaydırma noktasındayız. Bakın toplamda 124 tane sık iğnemizi elde ettik. Modelimiz 2'nin katından oluşuyor. Sık iğne sayılarımız 2'nin katından oluşmalı. Yani 2 artı 2 artı şeklinde sık iğnelerimizi elde etmeliyiz. Bu sayı sizlerde farklılık gösterebilir. Önemli olan burada sık iğne sayısının 2'nin katı şeklinde olması önemli. Şimdi bakın burada 123. sık iğneydi bu. Kaydırma ile beraber 124. noktayı elde ediyorduk. Hemen ilk sık iğnenin tepesine geliyorum. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği kaydırıyorum. Bakın burada kaydırma noktasının tepesine bir sık iğne kabul edeceğiz. Şimdi yukarı çıkarken 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Tığıma doladım. İlk 3 zinciri bir trabzan kabul edeceğim. 4. zinciri de aralarda oluşturduğumuz bir zincirlik boşluk kabul edeceğiz. Doluyorum. Şimdi bu kaydırma noktasının bakın trabzanı olarak kabul ettim bunu. İlk sık iğneyi kaydırma yaptığım tepesine battığım ilk sık iğneyi atlıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzan örüyorum. Bir tane zinciri çekiyorum. Bakın ilk kafesi oluşturduk. Bir zincir doluyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine batarak ilmek çıkardım. 3 ilmek var doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzanlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın böyle kutucuklar elde edeceğiz. Elde edeceğimiz kutucuk sayısı da 4'ün katından oluşmalı. Yani 4 artı 4 artı şeklinde kutucuklarımızı elde etmeliyiz. Şimdi bana 124 tane sık iğne 62 tane kutu veriyor. 2 tane kutum eksik kalıyor. Birini bu ortadan, birini de buradan artırma yaparak toplamda 64 tane kutu elde etmiş olacağım. Bu artışı da nasıl yapıyorum? Hemen sizlerle paylaşalım. Bir zincir doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. Şöyle orta kısma kadar geliyorum. Bir zincir, bir boşluk bıraktım. Bir sonrakine geldim. Şimdi burada bakın bir tane kutu yapmam gerekiyor ekstradan. Burada da şu bir zincirlik boşluğu kullanmış olacağım. Bir zincir doluyorum. Bakın aynı boşluğa batmıyorum. Hemen bir sonrakine boşluk bırakmadan bir sonraki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir doluyorum. Normalde bir boşluk bırakıp bir sonrakine örecektik. Bakın burada bir boşluk bırakıp bir sonrakine varsayalım ki buradakini ördük. Bir boşluk bıraktık. Bakın burada artış oldu. Şimdi boşluk bırakmadan hemen bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bakın artışı bu şekilde yapmış oldum. Sizler sayılarınızı ayarlamak için örneğin yaptınız bunu. Boşluk bırakmadan yapabilirsiniz. Bir boşluk bırakıp bir sonrakini boşluk bırakmadan da kutucuk sayılarınızı o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Buradaki mantığı kavramak önemli. Sayıları zaten söylüyorum. Burada modeli oturtmak için kutucuk sayılarımız 4'ün katından oluşmalı. Yani 1, 2, 3, 4. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Bu şekilde sayarak kutucuklarımızı elde etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bakın artışı boşluk bırakmadan trabzanlarımızı örerek yapmış oldum.
Şimdi bir zincir çekiyorum. Bundan sonra artış yaptık. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine ikili trabzan. Bir zincir doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine ikili trabzan. Şimdi köşeyi dönerken de bir boşluk bıraktım. Bir sonrakine ikili trabzan. Devam ediyorum bakın. Bir boşluk bıraktım. Bir sonrakine ikili trabzan. Şimdi burada her birine aynı şekilde devam edeceğiz. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan örerek geleceğiz. Ta ki şu kısa kenardaki tam orta kısma kadar. Hemen bu kısmı da burada yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde artışı yapacağız. Bakın iki tarafta aynı olacak. Buradaki yaptığımız işlemi burada da uygulayacağız. Sonra devam edeceğiz. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan örerek kutucuklarımızı öreceğiz. Ta ki sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldiğimizde toplamda 64 tane kutumuzun olması gerekiyor. Bakın, kafes sıramızın sonuna geldik ama şurada bir sıra çerçeve sık iğne ördüğümüz için taban ölçüsü değişti. Hemen onu da söyleyelim. Çünkü ütüleme de yaptık. Bakın tabanımızın uzun kenarı yaklaşık 25 santim oldu. 25 santime eni de 11 santim ölçüsünde oldu. Eni 11 santim, tabanımızın boyu da 25 santim ölçüsünde oldu. Şimdi bu ölçüyü de verdikten sonra devam edelim. Şimdi bakın son bir zincirimi çekiyorum. Burada son bir tane sık iğne kalıyor. Kaydırmanın olduğu zincirli nokta, bakın trabzan kabul etmiştik. Baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. Kaydırmamı yaparak 64. kutucuğumu elde etmiş oldum. Kutularım tek tek saydığım zaman 64 tane kutum var. Şimdi 64 sayısı 4'e bölünebilen bir sayı. Sayılarınız farklı olabilir. Kutucuklarınız dediğim gibi 4'ün katı şeklinde olmalı. Şimdi bundan sonra bakın modelin yüksekliği için de enine doğru 4'ün katından oluşuyor. Boyu da 3 sıra olmalı. Yani her model 3 sıra kutuya oturuyor. Yani toplamda 3 sıra model yapacağız. 3, 6, 9 tane kutu sıramızın olması gerekiyor. Birinci sırayı tamamladık. Şimdi yukarı çıkarken de bakın bitişi her defasında aynı şekilde yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıkacağız. Doluyoruz. Bakın örneğimizin kutucuk sayısını oluşturduk. Bundan sonra düz örüp devam edeceğiz. 4 zincir doluyorum. Bakın zincirle yukarı çıktık. Şimdi geliyorum ilk trabzanın tepesine batıp trabzan tepesine trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Doladım. Bir zinciri geçip hemen trabzanın tepesine batarak trabzan örüyorum. Yani kutu üzerine kutu örmüş oluyoruz. Bir zincir doladım. Geldim hemen sıradaki trabzanın tepesine. İkili trabzan. Bir zincir, bir zinciri geçtim. Hemen trabzanın tepesine trabzan. Bu şekilde kutu üzerine kutucuklar örerek tamamını, bakın bu şekilde örüp geleceğiz. Ta ki sıra sonuna kadar bir kez daha bitişi ve başlangıcı hemen sizlerle paylaşalım. Bakın, kafes sıramızın ikinci sırasındayız. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Son nokta bakın artık. Trabzan üzerine, son trabzan üzerine trabzan ördük. Bir zincirimizi çekiyoruz. Bizi 4 zincir karşılıyor. 1, 2, 3. zincire batıyoruz. İlmek çıkarıp kaydırmamızı yaparak tekrar 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıkıp tığımıza doluyoruz. Ve gelen ilk trabzanın tepesine batarak İkili trabzan örüyoruz. Sonra yine bir zincir doladık. Gelen trabzan tepesine trabzan örerek kafeslerimizi, kutucuklarımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakın. Böyle 3 sıradan oluşacak modelimiz. Kafesler de böyle devam ediyor. Model dediğim gibi 4 kutu enine, 3 kutu da boyuna olacak şekilde modeli oturtuyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bakın yapacağınız bursu açtığınız zaman çantayı içine yerleştirdiğinizde bursu kavrayacak şekilde olmalı. Örneğin ölçünüz, yani bursu ölçünüz daha küçük olabilir, daha büyük olabilir. Yapacağınız mantığı ben sizlere tarif ettim. Zaten sadece sık iğneli taban oluşturuyoruz. Kafesler oluşturarak oluşturduğumuz kafes sırasında da bakın rahatlıkla sarabilecek ölçüde. Bu şekilde açtığımda bursum rahatlıkla çantanın içerisine oturmuş oluyor. Dediğim gibi. Şimdi bakın bundan sonra ne yapacağız? 9 sıra olana kadar kafeslerimizi 9 sıra olana kadar devam ettireceğiz. Şu an 1, 2, 3 sıra ördük. 9 sıraya tamamlayalım ve bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Bakın burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi 9 sıra kafeslerimizi örerek tamamladık. Model boyuna doğru 3 kutudan oluşuyor demiştik. Şimdi burada bursu yerleştireceğiz. Şöyle bakın bursu
koyduğum zaman sık iğne sıramız var. İki sıra onu öreceğiz ama burada ayarlama yapmak gerekiyor. Bakın çantanın içerisine bursumuz rahatlıkla oturuyor. Yani rahatlıkla olabilecek bir ölçüde. Ama burada şimdi önemli bir püf nokta var. Şimdi bakın deri kaplı bir burs kullanacağız. Şuradaki delikleri saydığım zaman karşılıklı 25 tane deliğimiz var. Her bir deliğe 2 tane sık iğne denk getireceğim. Burada 25 tane delik için 50 tane sık iğne ihtiyacım var. 50-50 karşılıklı 100 tane sık iğne kullanacağım. Şu ara boşlukları için de 6 tane sık iğne burada bırakacağım. 6 tane sık iğne burada bırakacağım. Yani toplamda 100, 50-50, 100, 6-6, 12, 100, 12 tane sık iğneye ihtiyacım var. Hatırlayalım, burada 64 tane kafesimiz vardı ve bunlar 2'nin katından oluşuyordu. Yani 128 tane sık iğnemiz var. Şimdi burada toplamda 16 tane sık iğneyi eksik çalışacağım. Bunu da nasıl yapacağım hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bakın bu kısımda en son bir zincirimizi çektik ve 3. zincirin içerisine gelerek ilmek çıkardık. Kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekip yukarı çıktım. Bir zincirden sonra gelen bir zincirlik boşluğun içerisine sık iğne örüyorum direkt. Her bir zincire sık iğnemizi öreceğiz. Şimdi geliyorum, trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Sonra bir zincire geliyorum. Bir tane sık iğne. Trabzanın tepesine bir tane sık iğne. Bir zincire geliyorum. Tekrar bir tane sık iğne. Şimdi bir sonraki trabzana geliyorum. Tekrar sık iğnemi örüyorum. Şimdi bakın, bir zincirle başladık. 3 tane trabzanın tepesine sık iğnelerimi ördüm. Şimdi 4. trabzanın tepesine sık iğne örmeden burada bir tane eksiltmiş olacağım. Geliyorum, bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane trabzanın tepesine sık iğneleri ördüm. 4. trabzanın tepesine batmıyorum. Hemen gelen bir zincirlik boşluğa batıp burada sık iğnemi örüyorum. Bakın bir taneyi bu şekilde eksiltmiş oldum. Sonra sıradaki gelen trabzanın tepesine sık iğne, bir zincire sık iğne, bakın ikinci trabzan tepesine sık iğne, bir zincire sık iğne ve üçüncü trabzanın da tepesine sık iğnemi örüyorum. Bakın atladığım trabzan belirgin. 1, 2, 3 tanesinin tepesine sırayla birer tane sık iğnemi ördüm. Bir zincire geliyorum. Sık iğne. Bu dördüncü trabzanın tepesine batmıyorum. Eksiltme yapacağım için. Geliyorum. Bir zincirlik boşluğa sık iğne örüyorum. Şimdi bu şekilde toplamda 112 tane sık iğnem elde etmiş olacağım. Şimdi bu şekilde tarif etmiş olduğumuz gibi 1, 2, 3 tanesini sık iğne öreceğiz. Dördüncü trabzana sık iğne örmeden direkt bir zincire batarak sık iğnelerimizi bu mantıkla bu örüntüde devam ettirerek örelim. Sıra sonuna gelip bitişi birlikte yapıp bir üst sıraya geçelim. Bakın sıramızın sonuna geldik ve 112 tane sık iğnemizi elde ettik. Şimdi son bir zincirle boşluğa da battık. Bakın dördüncü noktada bu zincirde nokta olmuş oldu atladığımız. Şimdi bu noktada ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yukarı çıktım. İlk sık iğnenin tepesine batıp şimdi birer tane sık iğne öreceğim. Sizler bursunuz eğer büyükse oturursa büyük bursunuz. Bu sayıları eksiltmeden de yapabilirsiniz. Ama bakın sık iğneler örüldüğü zaman çantanın ağız kısmı birazcık genişlemiş oluyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi bakın bir sıra bu şekilde her birine bir tane sık iğne örüp burada bitişimizi yapacağız. Bitişi yaptıktan sonra eğer çantaya mutlaka astarlama yapmak gerekiyor. Astarlama ölçüsünü bu aşamada almanız gerekiyor. Bursa yerleştirmeden ve ön süslemeyi yapmadan önce. Çünkü ön kısmı süslemeyi ördüğünüz zaman çanta birazcık kabarıklaşacaktır. O yüzden iç kısmını astarlamak için ölçüyü doğru alamayabilirsiniz. Mutlaka bu sırayı bitirdikten sonra astarlama ölçüsünü bu aşamada alın. Çantaya bursu yerleştirmeden önce de dış kısmını örüp bitirdikten sonra astarı yerleştirirsiniz. Çantanın taban ölçüsünde mutlaka bir keçe yerleştirmenizi tavsiye ederim. Daha önceden çanta nasıl astarlanır sizlere bir tarif paylaşmıştım. Oradaki tarifi bu çanta için de uygulayabilirsiniz. Taban için bakın taban ölçüsünde keçenizi kesersiniz. Sert keçeyi keçe içerisine yapıştırırsınız. Kendi renginde olursa daha iyi olur. Sonrasında içeri yapıştırdıktan sonra bakın iki kat yaptığımız kumaşın üzerine ördüğümüz çantayı koyacağız. Bu şekilde tabana göre hem buradan yani birer santim dikiş payı bırakarak kumaşımızı keseceğiz. Çantamızın ölçüsünde dikişini yapıp o dikişleri de dediğim gibi detayları videoda paylaşmıştım. Astarı da içerisine yerleştirirsiniz. Dış kısmını örüp bitirdikten sonra elinizle monte edersiniz ya da makine dikişle yapabilirsiniz. Sonrasında bursu yerleştirebilirsiniz ya da bunu
dediğim gibi metal bursa da uygulayabilirsiniz. Bu detayları vermek de önemliydi. Şimdi sık iğnemizi örüp bitireceğiz. Burada 2 sıra sık iğne ördüm ben. Sizler isterseniz 3-4 sırada örebilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Şimdi bu aşamada şöyle ördüğümüz sık iğne noktasına kadar taban kısmının boyunu verelim. Şimdi ütüleme yapacağız sık iğneyi bitirdikten sonra da. O yüzden esneme payını da alalım. Bakın çantanın bu kısma kadar olan boyu 16-17 santime yakın. Boyu da ölçüde bu şekilde oldu. Şimdi sık iğneli kısmı bitirelim. Buharlı ütüyle iç kısmından ütüleme yapalım ve ön kısmını örmeye geçelim. Bakın sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi örgümüzü bitirdik ve içeriden buharlı ütüyle ütüleme yaparak çantamızı bu hale getirmiş olduk. Şimdi istediğimiz bir noktadan başlayabiliriz. Ben hemen istiyorum ki şöyle köşeden başlayalım. Bakın bitiş ve başlangıç yaptığımız noktadan başlayacağız. İşe zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi burada kilit yaptıktan sonra. Şimdi bakın önce yukarıdan başlayacağım. Yukarıdan aşağı doğru bakın iki kafes çalışacağız ve kafeslerin şöyle gövdelerine çalışacağız. Bakın şu noktalarına, hep böyle şu kısımlarına çalışarak batış noktalarımız böyle olmuş olacak. Bakın şimdi herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz ama mutlaka 1 2 üçüncü kafesin tepe noktasından, burada hemen şöyle ilmeğimi oluşturdum, tığıma doluyorum. Bakın 3. kafesin 1-2 3. sıranın olduğu bir zincirlik boşluğa batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Doluyorum ikisini birlikte. Kısa ipi şöyle araya alacağım gizlemek için. Tekrar doladım ikisini birlikte. Trabzanımı örüyorum. Bakın trabzanla başlıyoruz ve tamamen ikili trabzan çalışacağız. Şimdi bu boşluğa 1. trabzanımı ördüm. Aynı yere tekrar batıyorum. 2. trabzan. Bakın şöyle de katlıyorum rahat batabilmek için. Aynı yere 3. trabzanımı örüyorum. Üçlü trabzanlar çalışacağız bakın. Sonra doluyorum. Bir sonraki kafese geçiyorum bakın. Bir sonraki kafese batıyorum. Bir zincirlik boşluğuna. Bakın böyle görünüyor. Kısa ipi de gizliyorum. Ve şimdi buraya 3 tane trabzan örüyorum. Hemen yan kafese girdim bakın. 1, 2, 3 tane trabzanımı ördüm. Şimdi aşağı doğru ineceğim. Bu yüzden örgüyü çeviriyorum. Doluyorum. Bakın şuradaki trabzana batacağız şimdi. Aşağı doğru. Bu noktaya batıyorum. Doladım. Hemen batış yapıyorum aşağı doğru. 3 tane trabzanımı örüyorum batış yaptığım noktaya. 2 ve 3. Bakın 3 tane trabzanla aşağı inmiş oldum. Doluyorum. Şimdi bakın. Trabzanın gövdesine çalıştık. Aşağı doğru. Şimdi sola doğru kayıyorum. Yani bir alt sıraya şu aradaki bir zincirlik boşluğa. Buraya batarak 3 tane trabzan öreceğim. Şimdi bu nokta böyle karışık gibi gelebilir ama seyrettiğiniz zaman mantığını kavrayacaksınız. Lütfen buraları sardırmadan seyredin. Şimdi batış yaptığım bakın gösterdiğim bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzan örüyorum. Hep 3 tane trabzan dolduracağız. 2 3. Şimdi bu noktaya trabzanımı ördükten sonra bakın çeviriyorum şu nokta. Bu kısım. Trabzanlı olan noktaya şu kısma batacağım. Bir alt sıraya geçmiş olduk bakın. Doluyorum. Gösterdiğim yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3. Bakın şöyle dalga vermiş oluyoruz. 2 tane çalıştık. Aşağı indik. 1 tane sol. 1 aşağı. Şimdi bu noktada bakın şu kısmı ben de takip ederek göstermek istiyorum. Mutlaka beraber ilerleyelim. Bir miktar ördükten sonra da zaten ekran görüntüsü almanızı isteyeceğim ki takibi kolay olsun. Şimdi bakın bu aşamada sağa doğru gideceğiz. Yani sağa doğru gelip sonra tekrar aşağı inmiş olacağız. Bakın şöyle göstereyim. Şu kısma batacağız. Bir zincirlik boşluğa.
Şimdi tekrar ilmeği şöyle tığıma alıyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. Çevirdim örgüyü. Buradaki bir zincirlik boşluğa doğru batıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Bakın burada bir kutu gibi bir görüntü yapmış olduk. Şimdi aşağı doğru ineceğim. Bakın şu aşamada aşağı doğru inip burada iki kutu çalışıp tekrar yukarı çıkmış olacağız. Hemen şu kısmı yapalım. Şimdi bakın bu şekilde ördük. Çeviriyorum. Şu noktaya çalışacağız. Hemen geliyorum buradaki boşluğumuza batıp 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 3. Şimdi tabana çalışacağız bakın. Şuradaki iki kafese çalışacağız. Batacağımız boşluklarda şu kısımlar olacak. Şimdi doluyorum. Bakın aşağı doğru inmiş olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi bu boşluğa geliyorum. Trabzanın ayağının olduğu noktada bakın şurası 1 2 noktaya batacağız. Şimdi geliyorum. Buradaki sık iğne noktasına batıyorum. 2 tane trabzan örüyorum. Doladım. Bir diğer sık iğnenin olduğu noktaya geliyorum. 2 tane trabzan örüyorum. Şimdi bir sonraki bakın kafesi öreceğiz. Doluyorum. Hemen şuradaki trabzanın olduğu boşluğa batıyorum. 2 tane trabzan örüyorum. Bir sonraki sık iğne boşluğuna geliyorum. Tekrar 2 tane trabzan örüyorum. Tabanı geçerken böyle ikili ikili geçeceğiz. Bakın görüntü bu. Umarım mantığı anlaşılmıştır. Dediğim gibi ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Elinize aldığınız zaman yönü nasıl takip edeceğinizi de göreceksiniz. Şimdi bakın buradan yukarı çıkacağız. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Doluyorum tığıma. Hafif çevirdim. Ve bakın şuradaki gelen ilk trabzanın gövdesine batacağız. Yani şu nokta. Şöyle çeviriyorum. Ve gelen buradaki trabzanın gövdesine 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 3. Sonra çeviriyorum. Şu aradaki doluyorum. Bir zincirlik boşluğa geliyorum bakın. Bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Doluyorum. Sonra çeviriyorum. Şuradaki trabzana bakın. Hemen buradaki trabzanı 3 tane trabzan doluyorum. Şimdi iç tarafa doğru ilerleyeceğim bakın. Buradaki bir zincirlik boşluğu kullanacağım. Doladım. Hemen şuradaki bakın çeviriyorum bu şekilde. Buradaki bir zincirlik gelen boşluğuma 3 tane trabzan örüyorum. 2 3. Şimdi bakın şuradaki trabzanı öreceğiz. Bu arada 1-2 tane kutumuzun kalması gerekiyor. Doluyorum. Bu noktaya geldikten sonra hemen şuradaki trabzan gövdesine batıyorum. Ve 3 tane trabzan örüyorum. 2 3 Ve şimdi bakın örgü mantığı bu. Bir şekli umarım ortaya rahat bir şekilde çıkarmışızdır. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrar şuradaki işlemi başlatacağız. Bakın bütün olay bu. Umarım sizin için de takibi kolay olur. Önce iki ileri bir aşağı sola doğru aşağı indikten sonra sola doğru ileri aşağı sonra sağa doğru geriye doğru bakın bir sıra geriye doğru bir sıra aşağı iniyoruz. Sonra iki sıra kutumuzu bakın tabanla örüyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Sola doğru bir tane ilerliyoruz. Yukarı doğru bir tane ilerledik. Sağa doğru bir tane. Yukarı doğru bir tane ilerlemiş olduk. Şöyle bakın yavaşça göstereyim. Bu aşamada sizler mutlaka durdurun ve ekran görüntüsü alın. Sadece bu işlem. Şimdi devam edeceğiz. İki tane kutu dolduracağız yan yana. Bakın tekrar üçüncü sıranın bu tepe noktasına gelmiş olduk. Burada durmamız gerekiyor. Bakın model tekrar aynı şekilde devam edecek. Şimdi bu aşamaya kadar benimle beraber yapmışsanız eğer buradaki örgü hep aynı şekilde ilerlemiş olacak. Direkt doluyorum. Ve bakın geliyorum buradaki bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 Hemen bir yanındaki kutuya 3 tane trabzan. 1
2, 3. Ben de hemen burayı takip ediyorum. Bakın bir tane aşağı doğru iniyorum. 2 ileri gittikten sonra bir aşağı inmişiz. Hemen aşağı doğru. Bakın inerken trabzanın gövdesi. Bu şekilde örgüyü çevirerek bakın trabzanları öreceğiz. 1, 2, 3. Doluyorum. Sonra sola doğru, bakın bu tarafa doğru, ileri doğru gitmişiz. Hemen bir zincirlik boşluğa geliyorum. 1, 2, 3. Bakın takip ediyorum. Önce aşağı, sonra sola, tekrar aşağı. Hemen aşağıda trabzanların olduğu gövdeye batıyoruz. 2 ve 3. Bakın şöyle düzleyelim ve takip edelim. Bakın bu sıradayız. Sıra zaten kendini belli ediyor. Şimdi bir tane ileri gidip aşağı inip 2 ileri gideceğiz. Şöyle bakın buradaki bir zincirlik boşluğa geliyorum. Hemen 3 tane trabzanımı örüyorum. Sağa doğru gittik. Hemen aşağı doğru bakın aşağı doğru buradaki trabzanın gövdesine batıyorum. 3 tane trabzan. Bunu eliniz aldığınız zaman sizler de rahatlıkla yapacaksınızdır. Böyle karmaşık gibi gelebilir ama hiç öyle değil. Çok çok basit bir mantığı var. Bakın şimdi aşağı indik. Bakın görüyorsunuz. Burada daha çok belirgin oldu. Bakın ortaya çıktı. Şimdi 2 tane ileri. 1, 2 kutu ileri gitmiş olacağız. Tabandayız. Tabanlı kısımda bakın sık iğneli noktalara batıyoruz. Ama yukarıda model oluştururken bakın 2 kutu ördüğümüz nokta boş kalacak. Bir sonraki bakın 2 kutu var arada boş kalan. Buralardan başlayarak modeli tabanda da oturtmuş olacağız. Şimdi doluyorum. Ve geldim. Bakın burada önce trabzanlı noktaya batıyorum. Trabzanın olduğu şurada 2 noktaya batmam gerekiyor. Bakın bu kutuda 1-2 nokta. Sonra burada da 1-2. İsterseniz bir sonraki sık iğneden de batabilirsiniz. Hatta öyle yapalım. Bakın trabzan değil sık iğne boşluğuna geliyorum. Hemen buraya 2 tane trabzan örüyorum. Tabandaki kutuyu bu şekilde dolduruyorum. Zincir boşluğu olmadığı için. Hemen trabzanın olduğu bakın sık iğne noktasına da 2 tane trabzan örüyorum. Tabanı bu şekilde geçtim. Bakın birinci kutuyu doldurdum. Şimdi ikinci kutuya geldim. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğne boşluğuna 2 tane trabzan doluyorum. Bakın trabzan ördüğümüz sık iğnenin olduğu boşluğa batıyorum. Buraya da 2 tane trabzan örerek tabanı bu şekilde geçiyorum. Sonra yukarı çıkacağım. Bakın tekrar. Burada yaptığım gibi 2 kutuyu doldurdum. Şimdi yukarı, ileri, yukarı, geri, yukarı, 2 ileri şeklinde ilerleyerek bu kısmı da bu şekilde geçmiş olacağız. Burada bakın örneği çıkarmış olduk. Şimdi bundan sonra hep aynı devam edecek. Birlikte tekrar yapalım. Şimdi yukarı çıkacağım. Yukarı çıkarken trabzanın gövdesine batıyorum. Ve hep 3 tane dolduruyorum. Sizler isterseniz az gelirse 4 de doldurabilirsiniz. Yukarı çıktım. Şimdi ileri doğru bir zincirlik boşluğa bakın. Sıradaki gelen nokta burası. Zaten batacağımız noktalar belirgin. Elinizi aldığınızda dediğim gibi sizler de göreceksiniz. Şimdi yukarı bir ileri gittik. Şimdi yukarı olduğu için trabzanın gövdesi. Trabzanın gövdesine 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 2, 3. Bakın mutlaka kontrol ederek gideceğim. Bu sırada yukarı çıkmışız ve geriye geleceğiz bakın. Bu sırada bir gerimiz var. Ve hemen çeviriyorum. Bir zincirlik boşluk bakın şurası. Hemen bu boşluğa batarak 1, 2, 3 tane trabzan. Trabzanın yönü değişmiyor aslında. Bakın buradan başladık. Hep aynı şekilde çevirerek örgüyü bu şekilde örmeye devam ediyoruz. İleri gittik. Şimdi yukarı çıkacağız. Arada 2 tane kutunun kalması gerekiyor. Doluyorum. Hemen şuraya geldim. Bakın trabzanın gövdesine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Şimdi 3. sıranın tepesindeyim bakın. Yine aynı şekilde örneği kurmuş olduk. Şimdi yukarı çıktık. Yine 1-2 tane kutuya üçlü üçlü trabzanlarımızı çalışacağız. Yani şu kısımdayız bakın. Şu noktayı ördük. Şu noktayı yapacağız. 2 ileri aşağı. Bakın sadece tabanda ve
Yukarı kısımlarda ikileri var. Diğerleri hep bir tane. Bir aşağı, bir ileri, bir aşağı, bir geri, bir aşağı. Sonra iki ileri, bir yukarı, bir ileri, bir yukarı, bir geri, bir yukarı. Şimdi iki tane ileri yapmış olacağız. Dediğim gibi şu görüntüyü bakın mutlaka durdurun. Ekran görüntüsü alın. Görüntün yani ilerleme şeklimiz bu şekilde. Yani bunu bir şablon kabul edeceksiniz. Ekran görüntüsü alın. Bu örüntüyü takip ederek tamamını bu şekilde örerek ilerlemiş olacağız. Son noktada bu kısma geleceğiz. Bakın. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bundan sonra yapacağım işlem şu bakın. İki tane ileri yapacağım. Bir aşağı, ileri, aşağı, geri, aşağı, iki ileri şeklinde devam ederek bu örüntüyü takip ederek sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda bitişe ve bir sonraki sıraya başlangıcı hemen sizlerle hızlı bir şekilde paylaşalım. Bakın şimdi burada sıramızın sonuna geldik. Tabanda iki kutumuzu ördükten sonra şimdi burada yukarı çıkacağız. Bakın şu kısmı kullanarak yukarı, ileri, bakın görünüyor. Önce yukarı, sonra ileri, tekrar yukarı, sonra geri, tekrar yukarı şeklinde başladığımız noktaya kadar gelmiş olacağız. Bakın umarım net bir şekilde anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi bu aşamada ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şablon böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Bu kısımları yavaş yavaş göstermeye, uzun süre ekranda tutmaya çalıştım bakın görselini. Bu işlemleri takip ederek bakın puzzle gibi böyle tam son noktaya oturmuş oluyor. Son tabandaki iki kutuyu ördükten sonra tarif etmiş olduğum gibi yukarı çıkıyorum. 3 tane örüyoruz bu noktaya. Bakın aynı model hep devam ediyor. Sonra ileriye doğru gidiyoruz. Bir zincirlik boşluğu örüyoruz. 3 tane trabzanla. 3. Sonra tekrar yukarı çıkıyoruz. Bakın yukarı çıkarken trabzan gövdelerine batıyoruz. Geniş boşluklarına. Trabzan tığ üzerinde kalacak şekilde batıyoruz. Şimdi geriye doğru bakın çeviriyoruz. Bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Şimdi tekrar yukarı çıkacağız. Yukarıda da bakın buradaki ilk başladığımız noktaya yaklaşmış oluyoruz. Hemen buradaki trabzan nokta 3 zincirlik noktamız oraya da batıp 3 tane trabzanı örüyoruz. Sonra bakın burada model tamamlandı. Şöyle göstermek istiyorum. Modeli tamamladık. Şimdi burada bu noktayı birleştireceğiz. Bunun için şöyle bir 10 santim, 5-10 santim uzunluğunda ipi kesip çıkartıyorum. Yumaktaki ipliğimi bırakmıyorum çünkü tekrar başlayacağım. Şimdi hemen burada bakın ilk trabzanın tepesinden batıp kısa ipi buradan geçiriyorum. Son ördüğüm trabzanın arka kesik çizgisi ve dıştaki tek kanadına batıp bu noktadan ipi şöyle iç tarafa alıyorum. Sonra şöyle uygun boşluklardan batarak kısa ipi de gizleyelim. Mutlaka ipi kopartıp yukarı çıkmak gerekiyor. Bakın şöyle aralardan güzelce ipimizi gizleyelim. İpi bu şekilde gizledik. Bakın model ilk başladığımız nokta ve bitiş yaptığımız nokta. Model çok güzel tamamlanmış oldu. Bakın oturmuş oldu. Şöyle göstermek istiyorum. İsterseniz sadece bu şekilde altında çalışıp üst kısım kafeste kalabilir. Bunu üst tarafın sadece sık iğne de yapabilirsiniz. Birçok şekilde modifiye ederek çalışabileceğimiz güzel bir örgü deseni oldu. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. İpimizi alalım hemen. Bakın ipimin ucunu alıyorum ve hemen işe zincirle başlangıç yapıyorum. Zincirle ilk ilmeğimi oluşturdum ve tığım da bekliyor. Şimdi bitiş yaptığım noktadan itibaren başlayacağım. Şimdi burada bakın modeli tamamladık. İlk başladığımız nokta burasıydı. Bakın ilk başladığımız noktada iki tane kutucuğa üçlü trabzan gruplarını örmüştük. Şimdi bakın tekrar bu noktadan başlıyorum. Bitiş yaptığım noktadan başlıyorum. Hemen şu iki sıra ördüğümüz, iki kutuyu ördüğümüz trabzanlardan sonra birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutunun bakın hemen şuradaki bir zincirlik boşluğuna batarak başlayacağım. Hemen şöyle katlıyorum. Alt sıradaki işlemin birebir aynısı. Doluyorum. Bakın hemen üst kısmından başladım. Bir zincirlik boşluğa batarak trabzanla başlangıcımı yapıyorum. Kısa ipi de bu aşamada gizliyorum. Hemen iki kutuya
3 tane trabzanımız örelim. Bir zincirlik boşluğa batarak başladık bakın. Hemen bir diğer bir zincirlik boşluğa da geliyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Bakın. Şimdi şöyle gösterelim. Başlangıç noktamız burası. Bakın. İlk başladığımız nokta 1 2 3. kutu. Çünkü öyle yapmıştık. 1 2 3. kutunun bir zincirlik boşluğundan 3 tane trabzan örerek başlamıştık. Aynı işlem. 1 2 3. kutunun bir zincirlik boşluğuna 3 tane trabzan ördük. 2 tane kutuyu bakın bu şekilde ördük. Burayı özellikle gösteriyorum ki yeni başlayanlar zorlanmasın. Şimdi bakın aşağı ineceğiz. Buradaki gibi. Aşağı, ileri, aşağı, geri, aşağı şeklinde. Aşağı, ileri, aşağı, geri, aşağı. Sonra şu açıkta kalan 2 kutuyu çalışacağız. Tabanda çalıştığımız 2 kutu. 2 açıkta olan kutu şimdi dolacak. Dolu olan kutularda boş kalacak. Bakın şu modelin ilk sıradaki modelimize bakalım. 2 sıra bakın kutumuzu üçlü trabzan gruplarıyla doldurmuşuz. 2 kutu boş. Burada 2 kutu dolu. 2 tane kutu boş. Şimdi 2 boş olana tabandaki gibi dolduracağız. Dolu olanları boş geçeceğiz. Model bu şekilde çaprazlama oturmuş oluyor. O yüzden başlangıç noktasını bu şekilde detaylı gösterdim. Şimdi başladığınız nokta doğruysa eğer model aynı şekilde devam ediyor. Alt sırada yaptığımız işlemi ikinci sırada da birebir uygulayacağız. Şimdi çeviriyorum. Hemen aşağı doğru iniş yapıyorum. Trabzanın gövdesine batarak 3 tane trabzanımı örüyorum. Sonra ileri gidiyorum. İleri giderken bakın bu gövdeyi çalıştık. Hemen bir zincir geliyor. İleri doğru bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzan grubunu ördüm. Sonra aşağı iniyorum. Tekrar trabzan gövdesine batıyorum. Alt sıradaki işlemler birebir aynı. Şimdi geriye doğru gidiyorum. Bakın çeviriyorum sürekli örgüyü. Sizler de elinize aldığınızda bunu nasıl öreceğinizi sizler de rahatlıkla göreceksiniz. Seyrederken biraz karmaşık gibi gelebilir ama elinize aldığınız zaman ne kadar kolay olduğunu sizler de göreceksiniz. Şimdi bakın aşağı doğru iniyorum. Burada gövdeye geliyorum. Trabzanın gövdesine 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve şimdi o 2 tane açık kalan trabzan grubunun yani kutucuğun oradayım bakın. Şöyle göstereyim. Buradan başladık. Aşağı indik. İleri aşağı. Geri aşağı. Şimdi şu arada kalan bakın alt sırada 2 model arasında açık kalan kutunun olduğu bir zincirlik boşluklara batarak üçlü trabzan gruplarımızı öreceğiz. 3 tane buraya öreceğiz. 3 tane buraya öreceğiz. Sonra yukarı çıkacağız. İleri gideceğiz. Yukarı. Geri gideceğiz. Yukarı. Ve yukarıya gittikten sonra da 2 tane ileri yapacağız. Arada yine 2 tane kutu boşluğu kalmış olacak. Yani alttaki mantığı birebir aynı şekilde uygulamış olacağız. Burada taban olmadığı için sık iğne değil artık bir zincirlik boşluklara doldurma yapacağız. Şimdi 3 tane trabzan grubunu ördük. 2 tane bakın açık kutu var. 2 model arasında. Hemen bu bir zincirlik boşluğa giriyorum. Ve 3 tane trabzan grubunu örüyorum. 1 2 3. Hemen bir diğer bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzan grubu. 2 3. Ve şimdi yukarı çıkıyorum. Çevirdim örgümü. Bakın buradaki hemen gelen trabzana, yukarı doğru görünen trabzana hemen o bacağı batıp 3 tane trabzan grubunu örüyorum. 2 3. Şimdi ileri doğru. İleri doğru bir zincirlik. İleri ve geri batarken bir zincire batıyoruz. Aşağı yukarı çıkarken de trabzan gövdesine batıyoruz. İleri doğru battık. Şimdi tekrar yukarı çıkacağız. Yukarı çıkarken trabzan gövdesi. 2 3. Şimdi geriye doğru gideceğiz. Çeviriyorum. Çevirdim. Ve hemen şuradaki bir zincirlik boşluk. 1 2 3. Sonra yukarı. Hemen yukarıda da trabzan gövdesine trabzanımı örüyorum. Ve şöyle modeli kontrol ettiğimde bakın arada 2 tane boşluk kalmış oldu tekrar. Bakın 2 ileri, 2 kutu boşluğu. Şimdi 2 tane de dolduracağız. Geliyorum. İleri doğru giderek bir zincirlik boşluklara batıyorum. 3 tane trabzan grubunu
örüyorum. İleri de bir diğer kutuya geliyorum. Bir zincirlik boşluğuna 2 tane ileri var bu noktada. 3 tane trabzan ördüm. Şimdi bakın model daha net anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. 2 ileri, aşağı ileri, aşağı geri, aşağı 2 ileri, tekrar yukarı, ileri, yukarı, geri, yukarı, 2 ileri şeklinde. Bakın tekrar 2 ileri, sonra buradaki işlemi yapacağız. Aşağı ileri, aşağı geri, aşağı şeklinde 2 ileri giden noktamızda bakın şu arada 2 tane açık kalan kutuya burada şu kısımları örmüş olacağız. Yani 2 tane doldurduğumuz nokta şu 2 boşluğun olduğu nokta olmuş olacak. Bakın özellikle uzun uzun tutmaya çalışıyorum ki ekran görüntüsü alın daha anlaşılır olsun diye. Bu şekilde göstermiş olalım. Bakın model puzzle gibi çok güzel oturuyor. Sayılar da çok güzel oturuyor. Örgü ilk kez başlamışsanız eğer mutlaka verdiğim sayılarda yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde tamamlayacağız. Yine buraya gelip bakın yukarı gelip burada bitişimizi yapacağız. Burada nasıl yapmışsak ilk sırada bitişi burada da aynı şekilde yapacağız. Sonra 3. sıraya başlarken de hemen burada nerede başlayacağız? 3. sıraya başlangıcı da hemen sizlerle hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Bu noktayı da gösterelim ve bir sonraki aşamaya devam edelim. Bakın model sıramızı yine tamamladık. Burada son 3 tane trabzanı ördükten sonra 5-10 santim kadar ipimi kesiyorum. İlmeğimden çıkardım ipimi ve ilk trabzanın tepesine batıyorum. Batış yaptığım noktadan ipi geçiriyorum. Alt sırada olduğu gibi ipimizi burada gizlemiş olacağız. Yine bakın şu 2 çizgiye batıp ipi burada gizleyeceğiz. Şimdi tekrar bakın 3. sıraya başlayacağız. Şöyle modeli göstermek istiyorum. Bakın model oldukça düzgün oturuyor. Bakın yine 2 tane boşluk, 2 tane dolu, 2 boşluk, 2 dolu şeklinde sıra tamamlanmış oluyor. Yine şu şekilde göstermekte fayda var. Şimdi burada ipimin ucunu alıyorum ve yine bir zincirle başlangıcımı yapıyorum. İlmeğimizi oluşturduk. Tığıma doluyorum. Yine bakın aynı noktadan başlayacağız. Burada zincirle başladığım noktada şimdi bir zincirlik boşluklarımıza bir tane sık iğne örmüştük. Hemen şöyle bir zincirlik sağına ve soluna batarak bakın sık iğnelerin şöyle bakın uygun boşluğa batıyorum. Hemen buradan ikili trabzanımı örerek başlıyorum. 1 aynı boşluğa 2 aynı boşluğa 3. trabzanımı ördüm. Hemen bir diğer bir zincirlik boşluğa geliyorum. Buradaki boşluğuma da yine 3 tane trabzanımı örerek işe başlıyorum. Sonra doluyorum. Bakın aşağı ineceğim. Hemen trabzanın gövdesinden aşağı doğru iniyorum. Sonra ileri bakın bir zincirlik nokta hemen 3 tane trabzan grubunu örüyorum. Yine ikinci sırada yaptığımız işlem gibi şimdi ileri doğru gittikten sonra aşağı iniyoruz. Trabzan gövdesine 3 tane trabzan. Sonra bakın çeviriyorum. Geriye doğru bir zincirlik boşluğa batacağız. Hemen buradaki boşluğa batıyoruz. Eliniz alıştıktan sonra çok rahat örüyorsunuz. 1 2 3 tane trabzan. Şimdi bakın tekrar aşağı iniyorum. İleri, sonra tekrar aşağıya indim. 3 tane trabzan örüyorum. Ve hemen bakın bulunduğum nokta hemen 2 tane yan yana öreceğim boşluk olacak. Aşağı doğru hatırlayalım zeminde 2 tane yan yana kutumuzu dolduruyorduk. Burada da yine bakın bir zincirlik boşluğa batıp 2 tane kutumuz boş yan yana. Bu noktaya 3 tane trabzan gruplarını örüyorum. Hemen bir diğer bir zincirlik boşluğa batıp üçlü trabzan grubunu örüyorum. Şöyle bakalım. Bakın başladık yine sizlere tarif etmiş olduğum gibi. Hemen şöyle düzleyelim. Bakın 2 ileri aşağı ileri aşağı geri aşağı 2 ileri. Şimdi yukarı çıkacağız. İleri yukarı geri yukarı. Burada yine 2 boşluk kalacak. Sonra 2 tane boşluğu ileri şekilde burada olduğu gibi tamamlamış olacağız. Yani alt sıralarda yaptığımız modeli aynı şekilde 3. model sırasında da birebir uygulayacağız. Burada da
alt sıralarda olduğu gibi bitişimizi yapmış olacağız. Bakın bu şekilde bitirdik. En sonda burs kısmını yerleştirmeye geçeceğiz. Hemen o kısmı da hızlı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Bakın çantamızı sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi tamamladık. 3 sıra ön kısımda modelimizi uyguladık. Şimdi bakın burada sayılarımızı, sık iğne sayımızı bursumuza göre ayarlamıştık. Bursumuzun delikleri 25 taneydi. Her bir deliğe 2 tane sık iğne gelecek. 50-50-100. Şu kenar kısımlarına da 6-6-12 tane sık iğne ayırmıştık. Hemen şöyle düzleyelim. Bakın bursu bu şekilde. Şimdi bakın çengelli iğnelerle bu nokta önemli. Mutlaka şöyle düz bir zemine koyarak tabanın düzgün olduğundan emin olun. Bakın şöyle tabanı da göstermek istiyorum. Düz bir şekilde tam sivri kenar noktaları belirledikten sonra bakın başlangıç noktam ve şu iki çengelli iğne arasında 6 tane sık iğnem var. Bu tarafta da yine 6 tane sık iğneyi çengelli iğnelerle belirgin hale getirdim. Şimdi tekrar ipimi alacağım. Bakın oldukça kolay bir yerleştirme yapacağız. Hemen hatta şöyle bir miktar uzun bırakalım ki içeride rahat gizleyelim. Bir zincirli ilmeğimi oluşturdum. Şimdi bursumu alıyorum. Bakın şu iki çengelli iğne arasına bursumuzun vidalı kısmı denk gelecek. Çengelli iğnenin olduğu nokta da 6. çengelli iğnemiz. Hemen bir sonraki sık iğne noktasından batarak başlıyorum. Sık iğneye battım. Bakın yerleştireceğim sık iğneye. Sonra burstaki deliğe batıyorum. Oluşturduğum ilmeği tığımın ucuna alıyorum. Bu noktadan geçirdim. Şimdi bir sonraki sık iğne noktasına batıyorum. Bakın bir ileri sık iğnenin tepesine battım. Aynı boşluğa batıyorum. Bakın ilk deliğe batıyorum. İpimi tığımın ucuna alarak bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçirdim. Şöyle gevşek olan noktasında sabitleyelim. Şimdi bir sonraki bakın başlangıçta ve ikinci sık iğneyi ilk deliğe sabitledim. Şimdi bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum ve bir sonraki deliğe batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Bakın sonra örgü noktasından da ilmeğimi çıkartıyorum. Batış yaptığım noktalardan ilmeği çıkartıp çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum ve tekrar burstaki aynı deliğe geliyorum. Ne demiştik? 2 tane sık iğne her bir deliğe denk gelecek. Şimdi tekrar ipimi alıyorum tığımın ucuna. Batış yaptığım noktalardan çıkartıp çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Bir sonraki bakın sık iğneye batıyorum ve bir sonraki deliğe batarak ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçirdim. Ve şimdi bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tekrar aynı deliğe batıyorum. Bakın bursta aynı deliğe iki kere batmış oluyoruz. Yani iki tane sık iğne her bir deliğe denk gelmiş oluyor. Bakın kaydırmalar yaparak bu şekilde her bir deliğe iki tane sık iğne gelecek şekilde buradan başladık. Devam edeceğiz. Bakın burada yerleştirmemizi yapacağız. Şu kısımlarda da bakın deliklere şöyle çevirelim. Rahatlıkla batmış olacağız. Şu kısımlara da batıp çengelli iğnenin olduğu noktaya kadar geleceğiz. Buradan geçişi kaydırmalarla yapacağız ve buradaki bağlantıya tekrar nasıl başlıyoruz hemen şu köşeyi de sizlere tarif ediyor olacağım. Bakın burada son noktaya geldim. Şöyle bir miktar yakınlaştırmak istiyorum. Son 2 tane sık iğne kaldı ve son 1 tane deliğimiz kaldı. Bakın sayarak yaptığımız zaman sayılar gerçekten muntazam oturuyor. İşimiz daha rahat oluyor. Hem de muntazam oluyor. Bakın 2 tane sık iğneyi de aynı deliğe batarak kaydırmalar yaparak burada tamamladım. Şimdi şu çengelli iğneyi çıkartıyorum. Bu kaydırma yapacağımız birinci sık iğnenin olduğu nokta. Hemen geliyorum burada çıkardığım bakın çengelli iğneyi çıkardığım boşluğa batıyorum. Hemen bir kaydırma yapıyorum. Birinci kaydırmam. Hemen 2 3 4 5 ve 6. noktadaki çengelli iğnemi de çıkartıyorum. Ve 6. kaydırmayı da yapıyorum. Bakın 6 tane kaydırmayı bu şekilde yaptık. Şimdi geliyorum sıradaki sık iğne noktasına batıyorum ve artık burstaki deliğe batıyorum. Buradaki 6 tane kaydırmayı yaptık. Hemen ipimi alıyorum. Tekrar kaydırma. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Aynı deliğe geliyorum. Çünkü aynı deliğe 2 kez batıyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum.
Bakın şöyle göstermek istiyorum. Oldukça muntazam yerleşiyor. İç kısımdan da bakın bu şekilde görünüyor. İsterseniz astarlamayı burs taktıktan sonra da yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış nasıl yapmak istiyorsanız. Şimdi bakın bundan sonra aynı şekilde devam edeceğim. Bir sonraki sık iğne noktasına batıyorum. Bir sonraki delik noktasına batıp bursun kaydırmamı yapıyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tekrar aynı deliğe gelerek bakın aynı kaydırmayı tekrar ediyorum. Şimdi her deliğe iki tane sık iğne denk gelecek şekilde de burada da yine kaydırmalarımızı yapacağız. Bitişte de burada da 6 kaydırmayı yapacağız. Yani yine şu şekilde görünsün istiyorum. Bakın muntazam bir görüntü oluşsun. Kaydırmayla bu kısmı bitireceğiz. Hemen bitiş noktasına gelelim ve artık çantamızın bitmiş halinde hızlı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Bakın burada çengelli iğnenin olduğu noktaya kadar geldik. Burada da 6 tane sık iğnemiz kaldı. Buradaki çengelli iğneleri çıkartalım. En son kaydırmayla bitiriyoruz. Bakın bursumuzu yerleştirdik. Son sık iğneleri de battık. Şimdi bir sonraki sık iğneye batarak burada 1, 2 kaydırma yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Son noktaya da batarak burada kaydırmamızı yaptım. Şimdi kaydırmadan sonra bir miktar ipimi şöyle uzun keseceğim. Yumaktaki ipi çıkartıyorum. Bakın ikinci yumaktan bu kadar ipim arttı. Yani iki tane yumak tam yetti. Eğer örme sıkılığımız farklıysa, eğer örneğin çok sıkı ya da çok gevşek örüyorsanız yani üçüncü bir yumağa ihtiyacınız olabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Verdiğim ölçülerde yaparsanız iki yumağın yeteceğini düşünüyorum ama daha farklı ölçülerde yaparsanız iki yumak yetmeyecektir. Bunu da söyleyelim. Şimdi ipi içeri tarafa aldım. Bu ipleri sabitleyerek gizleyeceğiz. Hemen şöyle bursumuzu kapatalım. Şöyle bakın iç taraflara gelsin istiyorum. Bursu kapatıp elüsü yapmak gerekiyor. Şu bakın açık olan noktaları şöyle katlıyorum ki içeri doğru ve bursu o şekilde kapatacağız. Şöyle bakın bu şekilde görünecek. Bakın tamamlamış olduk. Gerçekten çok güzel oldu. İçime sinen harika bir proje oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Bakın şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Oldukça muntazam bir çalışma oldu. Tarifimiz de bu şekildeydi. Sizler isterseniz bakın buralarda D'leri var bursun. Uzun zincirler takarak da çapraz kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.